Kere Twitter'da bir şey okumuştum. Bakın kilim yine asılı. Çünkü bu sefer de Ege yumurta kırmış kilimin üstünde. Neyse, benden çıktı artık, Ege'ye geçti sakarlık. Neyse, bir keresinde Twitter'da şöyle bir şey okumuştum. İşte atkı örülen sevgililer kesin ayrılınıyor diye bir şey okumuştum. Sonra bir düşündüm. Evet, bir bakınca yani hemen hemen hepsinde atkı örmüşlüğüm var. O yüzden bu tezin doğru olduğunu düşünüyorum. Neyse, telefonda bugün konuşurken işte annemlere söyledim. Annem de arkadan diyor ki örmüş müydün sen atkı sevgililerine işte falan. Evet işte diyorum. Ne gereksiz. Öyle yapıyor arkadan. Neyse, ben de bundan sonra aile bireylerime, arkadaşlarıma, kendime çok örüyorum zaten de. Şimdi örüyorum işte. Dün bir tanesini bitirdim. Şimdi başka bir taneye başladım. İnanılmaz bir meditasyon. Tavsiye ederim. Sudoku'dan zaman buldukça atkı örüyorum. İsteyen varsa sipariş. Sadece haroşa ama. Ekstra öyle ters örgü, düz örgü falan onlara giremem. Haroşa okey olan varsa örerim. Hediye konusunda çok kötüyüm. Çünkü travmatik yaşanmışlıklarım olduğunu düşünüyorum hediye konusunda. Mesela lisede... Ege kız şunu! Dur lan. Salak. İşte şey mesela lisede, bak lisede. Hadi ilkokulda falan artık yani bunlar okey. Zaten ne alacağını bilemiyorsun falan. Annen baban alıyor bir şey falan. Ya. Lisede çekiliş yapıyor. Bir de hiç sevmem yılbaşı çekilişlerini. 30 kişi çekiliş yapıyor. Yani sevmediğin biri var belki. O çıktı. Ya. Ne alacaksın? Ya da sana kim alacak? Zevkli biri mi, zevksiz biri mi? Neyse. Gerçekten o kadar güzel hediyeler alındı. Ben o kadar güzel hediye aldım bana çıkan kişiye. Benim çıktığım kişi bana çerçeve aldı ya. Lisedesin, çerçeve alınır mı artık? Kardeşime boncuklu tabanca almışlar. Az önce konuştuk. Keşke bana da boncuklu tabanca alsalardı. Neyse, o yüzden ben de böyle kültürsüzüm o konuda yani. Eski sevgililerimden birine biblo almıştım bile var. O yüzden öğrendikten sonra artık atkıyı örüp salıyordum konuyu. Seni sıcak tutsun aşkım. Ben böyle küçükken eve çağırıp yapılan doğum günü partilerini de hiç sevmiyordum. Daha gereksiz yani. Şimdi bir kere gergin bir de bir yandan. Şimdi mesela birinin doğum günü var mısa sana doğum günü davetiyesi veriyor ama yanında oturanına vermiyor. Seni çağırıyor sadece. Çok çok kötü bir şey bu bir. İkincisi, hadi bütün sınıfı çağırdın diyelim. O kadar çok gereksiz insan evinde ki. Ya belki bir tanesi maksimum, hadi iki olsun yakın arkadaşın, yani çok yakın arkadaşın. Yarısından fazlasını sevmiyorsun bile. Ya da belki ben öyleydim, bilmiyorum ama. Ben sevmiyordum ya of arkadaşlarım. Neyse. Bir kere ortaokulda böyle bütün sınıfı çağırdığım bir şey yapmıştım ben de. Alt komşu geldi, çok gürültü yapıyorsunuz falan. Yani ne kadar gergin, ne kadar gereksiz bir şey ya. Başkasının doğum gününe de gitmeyi sevmiyordum. O doğum günümü asla unutmam. Çok gerilmiştim ya, lanet olsun, doğmasaydım da böyle bir şey yaşamasaydım, alt komşu gelmeseydi falan olmuştu. Bir de şeyi sevmiyordum hiç, anı defteri. Getiriyor böyle teneffüste, oturuyorsun orada. Mandalini falan soyuyorsun, onu yemeye çalışıyorsun. Öyle teneffüs, öyle teneffüs değil. Üçüncü teneffüs işte, beslenme teneffüsü falan. Geliyorsun diyor ki anı defterime yazı yazar mısın? Yazmam. Ben seni sevmiyorum bile. Ben senin defterine niye güzel şeyler yazmak zorundayım? Böyle, kimsin ki sen yani? Kendini bu kadar önemli önemli. Hiç yani çocuklara tanrıcılık oynatmak ya böyle şeyler. O kadar yanlış ki. Yalan söylemeye itiyor. Sevmediğim bir sürü insana seviyorum dedim. Buradan da özür dilerim artık. Kimse onlar. Yarısını hatırlamıyorum bile. Ben de yarını silmişim.